Selamlar arkadaşlar. Ben Blue Baritone bugün birlikte Tiny Dice Dungeon oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Arkadaşlar size söylediğim gibi, geçen bölümde söylediğim gibi bir kısmını yaptım sayılır. Sadece yarasanınkileri toplamadık, yakalama zarlarını. Onu da işlenmemiş zar parçası 5 tane birikmişti. Bunları ezerek onlardan çıkarmaya çalışacağız. Tabii onları saklamak aslında daha iyi olabilir ama şimdilik oyunun başında bazı şeylere hızlı ulaşmak için harcamaktan çekinmiyorum. Nasıl olsa oyun içinde düşüyor. Zaten bir tane de ben bu arada ararken düştü. Altınımızı önce 4000 sonra 7000 biriktirip aletimizi aldık. Yakalama aletini artı 5'e çıkardık, yani artı 3'ten. Sonra da yakalama zarları için uğraştık. Bu arada ikinci maceracımız açıldı arkadaşlar. Yani bu büyücü. Henüz kendisine hiç ellemedim. Sol üstte gördüğünüz gibi seviye 0. Yeri geldiğinde buna da döneceğiz. Daha diğer kahramanlar da açılacak kısmı işte. Şimdi bu, bakın arkadaşlar, şöyle eşyalar buldum. Bunu önceden biliyorsunuz. Yüzü. %100 fiziksel hasar artışı veriyordu. %10 savunma veriyordu fiziksel. Şöyle sallanan kafayı taktım arkadaşlar. Bu da %30 fiziksel saldırı hasarı ekliyor. Ayrıca diğerlerine karşı da %30 bir ekstra saldırı gücü ekliyor. Farklı elementlere vururken yine ekstra vuruşumuz olacak. Şöyle bir taç bulduk arkadaşlar. Altın. Bu da %15 artış veriyor. Aynı zamanda zehir ve can içinde artış veriyor gördüğünüz gibi. Bir de yüzüğümüz var. Bu da %5 hepsine saldırı gücü katıyor. Yani şu an 15 burada, 5 burada, 20, 30 burada, 50, yani 100 de burada, 150. Yani %150 bir artış olacak. %100 zaten yaratığın normal vuruşumuz. Orada %250 görünecek. Yani bizim ekstra %150 üstüne eklenecek. Tabii biz fiziksele saldırırken artı yarısı kadar ekliyordu. O da %225 görünebilir ekstra. O da yani orada %325 olarak görünecektir. Zar kaç tane neler açıldı bakmadım tarifler. Onlara bakalım. Alacağımızı alalım. Bir tane tarif açılmış. Hemen onu alalım, 700 altın. Şimdi bizim önceki tarif ne vardı bakalım. 2x zar vardı. 2'ye katlama zarı, ama bu normal katlama zarından değil, şu an kullandıklarımızdan. Bunlar saldırı katlamaydı. Bu doğal olarak 2'ye katlı normal zar. Yani 1 attığınızda 2 sayılıyor. 6 attığınızda 12 sayılıyor. Şimdiki tarif neymiş? Bakın, bir tane zehir zarı yapıyor. Sıradan bir zehir zarı ama bizim karakter için bunu kullanmayı düşünmüyorum. Bu arada nesneleri yakalarken tabii ki çıkarmak zorunda kalıyorduk ama güçlü patrona karşı uğraştırıyordu. O yüzden şimdi kendimize bir tane güçlü bir zehir yaratığı bulup yakalamaya gideceğiz. İlkini yakaladıktan sonra onu bir geliştirip hızlıca, sonrasında onu kullanarak yakalamaya gittiğimizde çok daha rahat olacağız. İlkini yakalamak bizim için biraz mesele olacak. O kadar. Şöyle, öncelikle bizim yakalama zarlarını bir halledelim. Bakın, sağ altta iki tane bizim önceden vardı. Limitim de şu an 34 oldu. İki tane bizde vardı. 32 tane gerekiyor. Bakın, bizde de tam 32 tane sıradan zar parçası var şu an. Hemen bunlardan hızlıca seçip onayla diyeceğim. Hızlı hızlı yap. Topluca basayım basayım da seçeyim, yapamıyorsunuz. Tabii bunu izin verse aslında şöyle birkaç kere basıp seçebilsek iyi olur ama maalesef böyle oluyor. Bu arada elimdeymiş. Sesi bozmuş olabilirim biraz. Kusura bakmayın. Şöyle hızlıca yapıyoruz hemen. Bunu tamamlayalım. Hatta şöyle yapalım. Ben sizi sıkmayayım. Bu kısımda durdurayım. Hemen yapınca hepsini size döneyim. Sıkmamış olalım. Evet, bir dursun, bekliyorum. Bazen geç duruyor. Biz o arada yap. Evet, son bir tane kaldı. Hemen onu da yapıyoruz. Evet, burası tamam oldu. Gördüğünüz gibi 34 tane yakalama zarı oldu. Şimdi bizim yaratığımız, yarasamız vardı. Onu bir yanımıza alalım. Yarasımızın da 12 tane daha yapabiliyor. 10, 12, evet. Toplamda 14 limiti var. 12 tane daha yapabiliyoruz. Ama bizim şu an işlenmemiş zar parçalarından her birinden ikişer tane gelse 10 tane çıkarabiliyoruz şu an için. Bunları ezeceğiz. Smash yapacağız sağdan.
Evet, buradan ekliyorum. Tabii 10 tane eklerseniz yukarıda gördüğünüz gibi ultra şansınız her seferinde artıyor. 10 tane de en yüksek seviyeye geliyor. 3, 4 ve 5. 5 tane de %5 şans oluyor. Tabii ben daha da bekletmek istemediğim için hem de yeni bölümü de bir an önce çabuk çekmek için uğraşmadım tekrar ekstra bunlarla, ama uğraşsanız yine toplayabilirsiniz tabii. Ben şimdi bunları bu şekilde yapacağım. Belki ekstra ultra çıkarız. Bu ultralar ileriki aşamalarda lazım. Parçaladık bu 5 taneyi. Güzel, bakın sıradan geldi. Bir tane, iki tane element gelmiş. Su elementi, bir tane nadir gelmiş. Yani biz 7 tanesini kullanabileceğiz. Evet, yarasa için de 7 tanesini yapalım. Şöyle hemen buradan. Bu sefer durdurmayayım. Zaten durdurması biraz geç gidiyor. O tamamlanana kadar biz hızlıca bunu tamamlayalım. Evet, zaten 3 tane kaldı. Şimdi ilk zehirli yaratığımızı yakalamaya gideceğiz. Bakın burada da 9 tane yapmış olduk. Daha 5 tane daha, ben daha sonra bölüm bittikten sonra yine eksik kadar toplamaya çalışırım. Onları da hallederiz kısmesi. Şu an 9 burada. Kendi karakterimizde de 34 tane var. Bir tane yarasa daha alacağız. Yakalayacağız şimdi. Önce gitmeden önce. O yarasa da bize ekstra 2 tane daha katacak. Diğer yarasalara yakalamaları eklemeyeceğiz. Tek bir yarasamız da olacak. Bir de bizde. Bunun dışındakilere ekstra koymayacağız. Çok süper bir şey çıkmadıkça. Hemen ilk gidelim. Hızlıca bir tane yarasa daha yakalayalım kendimize. Bolca yakalayabiliyoruz zaten artık. Yakalım, bakın aletimiz sağda, göreceksiniz altta. Artı 5 oldu. Bir tane 250 altına hemen al diyelim. Evet, kaktüs geldi yanıma. Ben yarasa alacağım bir tane. O yüzden bunu yakala diyeceğim ama bunu bırakacağım. Fakat yakalamayalım bunu. Şöyle yeniden başlat diyelim. Çünkü bir boşluk oluşur envanterde. O yüzden hemen bir yarasa gelene kadar bir yeniden başlat diyelim bölgeyi. Evet, yarasa geldi. Hemen şöyle. Zaten bu şekilde güçlü vuruyoruz. Aletleri, keşke eşyaları bıraksaydım. Neyse, önemli değil. Şu an 13 vurduğuma göre bunu yarasaya vuralım. 2 de kalsın. Bir sonraki tur kaktüsü ben yok edeyim. Yarasa da yarasayı halletsin. O yüzden bunu boş geçeceğim. Bir gelene kadar zarla da basıyorum. Yanıma eşyaları almasaydım direkt yapabilirdim. Tamam, şöyle hemen kaktüsümüzü alalım. Güzel. Yarasayı da yarısı hallediyor. Güzel. Tamam, ikinci kısım, hızlıca geçebiliriz. Yine bir tane daha yakalayabiliyor muyum diye bakabilirim. Bu ıskaladı. Hemen şöyle 12 yaptı. Güzel. Bunu 3'e getirelim. Bir sonraki tur kaktüsü direkt alabilirsem. Tamam, 52 oldu hatta. Evet. Bu da yakaladı. İkinci oldu. Bu zaten bir tanesini bırakacağız şimdi. Birini yanıma şimdilik alacağım. Aslında onu normalde almasam daha iyi diye düşündüm şimdi. Çünkü nedenini de söyleyeceğim size. Boşuna alıyoruz şu an. Vazgeçeceğim. Onu da bırakacağım. Nedenini söyleyeceğim. Hesaplamadığım bir şey var. Hatta burada hiç uğraşma. Çık diyelim. Hem de yakalamamış olalım aldıklarımızı. Şundan dolayı geri gel. Bizim karakterin, bakın geldiğiniz zaman sağa doğru tek tek boş yerler var. Şimdi ben eğer yarasayı alsaydım, o yarasayı gönderecektim. Yanına da diğer, şimdi zehirli yaratığı alınca zehirli yaratık 3. sıraya geçecekti. Aradaki yarasayı atınca bir boşluk bırakıp 2 yaratık almış oluyoruz. Yerlerini değiştiremediğimiz için, kaydıramadığımız için arası boşlukluk kalacaktı. O yüzden şimdi direkt zehirli yaratığı yakalamaya gideceğiz. Ve zehirli yaratık olduğu zaman güçlü yaratıkları yakalama konusunda artık üzerinde eşya tutarak da çalışabileceğim. Şimdi eşya varken normalde yakalamak çok zor. Eşyalı yakalayabilmem için de işte zehirli yaratık lazım. Daha doğrusu eşyalı demeyelim de şöyle, eşyayı biz zehirli yaratığa takacağız. O eşyalı olacak.
Biz de eşyasız şekilde rahatça takılabileceğiz. Şimdi gidelim yaratığımızı seçelim. Daha önceden gördüğümüz yaratıklar içinde mesela arkadaşlar bakın sağda görüyorsunuz toksik blob bu zehirli ama bunun zehiri sıradan normal zardı. Yani zar ekstra katlamalı değildi. Yani attığı zar 5 atarsa 5'ti. O yüzden bize katlamalı olsun ki ekstra zehir çıkarsın istiyorum. Bir de alan atsın. Bu tek yaratığa atıyordu. Mesela şu karakter bakın Bokling ismi de bir garip. Bu alan atıyor. Bütün yaratıklara aynı zehir miktarından atıyor. Üstelik bunun temel çekirdeği 2 katı zardı. Yani mesela bununla 5 atarsanız direkt 10 olarak geçiyor. Ve diğer zehirlerle eşleştirebilirsiniz. Katlanır, çok yükselir. Bir de eşya taktık mı zehirli. Çok güzel olabilir. O yüzden bunu yakalamaya gideceğiz. Bunun bilgisine bakalım. Tabii bundan da iyisi var. Onları bulursak onlara gideceğiz. İki yeri tespit etmişiz. Bir etkinlik zindanıymış ki orada çıkma ihtimali arada bir denk gelirse. Şimdi onu bilemeyiz. Biz yanan katedrale gideceğiz. Tamam. Şimdi yanan katedral bakalım lavların olduğu kısımda mı? Evet buranın ilk kısmı. Şimdi buraya gideceğiz. İlk seferde yakalarken şöyle bir şey var. Ben şimdi eşyalı girdiğimde çok dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi eşyasız girersen burada ilerlemek zaten zor. Eşyalı gireceğiz. Eşyalı yakalamaya çalışacağım. Bakalım yapabilirsek, yapamazsak da eşyayı bırakıp deneriz. Bir tane yakalayabilmemiz önemli. Girelim. Eşyamızı alalım. Şöyle 250 altına kiraladık aletimizi. Evet, şimdi onu bulana kadar şu kısmı tekrar edeceğiz. Sonra çıktı direkt. Şimdi burada normal olması önemli arkadaşlar. Bakın 65 canlı şu hali normal hali. Devasa kısmı gelirse o zaten iki katı yakalama zarı ister ve daha zor yakalanır. Öndekini yok edeceğiz ama iki tane yaratık varken ikisinden birini yok ettiğiniz zaman diğeri yakalama moduna girdiği için önce arkadakinin canını düşüreceğiz. Fakat öndekinde can doldurma varsa onu da almam gerekecek ama zehir attığı zaman zehirden öldürdüğünde can doldurduğu için o sorun olmayacak. Biz onu bir an önce halledelim. Hemen yarasayı yok etmeden 65 istiyordu. Hemen şu an bakın %250 fazla vuruyoruz. Yani %150. Ateş olduğu için ekstrası yok. Şimdi 5. Şöyle 15. Yakın tutmaya çalışıyorum. 25. Tamam bu kaçırdı. Sorun yok. Biraz yaklaşmaya çalışalım. 38, 42, 45. Şimdi buna bir 20 yaklaşmış olduk. Bir tur oynasınlar. Bakın yavaşa alayım isterseniz bir sonraki kısım için. Siz rahatça görün. Alan atıyor. Bu 3 tane yörünge gibi işaret var. Onlar alan işareti. Yani toplu saldırı yapıyorlar. Ya da can basmada varsa toplu can basıyor demek. Şimdi 20'den daha da düşürebilir miyiz? Bakalım 1'e yaklaştırmak önemli. 7, 15. Şimdi bu 15'i vuralım. Yarasamızda eşya olmadığı için burada 4 atabilirsem 2 attık. 3'e indirelim. Tamam 3'teyken kullanabiliriz. Bakın bunun çekirdeği normal ama işte alevli. Ve şuradaki kırmızılar işte ekstra kendiliğinden katlanmışlar. Bakın bunlar alan zehir. Hem de can basıyor alan. Bakayım kendine kaç can bastı? 5'e çıkardı. 2 can bastı. Tamam biz şimdi öndekini 65'e almaya çalışacağız. Arkadakini de bir sonraki tur almaya çalışacağız. Şöyle bakayım kaç oldu? 55. Şöyle 62. Eyvah kaçırdık. Neyse. 5'ten küçük atsaydım kullanacaktım. Tamam bununla ıskaladık. Şimdi hızlandırayım şuraya. Kaç yaptı? Bakın canını 21'e doldurdu. Ben şimdi tekrar bir kontrol edeyim. 5, 10, 20. Şimdi bunu bu turda böyle harcayacağım. Şunu zayıflatmaya çalışacağım. Bir sonraki tur can basamazsa en azından öndekini alabilirsem. Daha bir de şu var arkadaşlar. Biz buradan bir de kaçmamız gerekiyor biliyorsunuz. Onu almam yetmiyor. Kaç can bastı? 4 can bastı. Ha şimdi öndekini alabiliyor muyum bakayım? 20, 80. Tamam bunu alalım. Hem de 50 can bastık kendimize. Şimdi şunu 6 geldi güzel. Yakalama zarı şimdi bakın kaç tane var görelim. Bakın bunda bayağı bir kaç 30 tane falan var herhalde. Evet 30 çarpı 4'ten 120 oldu savunması. Bizde de şu an kaç tane vardı? En son söylemiştim. Bakayım. 3, 5, 7,
3, 6, 42, 43 tane var. Şimdi 43 tane ilk turda 6 çok atarsak yakalama şansımız yüksek. Bakın direkt bitti, yakaladık, güzel. Şimdi bunun faydasını görürüz. Bir tane yakaladık ama buradan şimdi kaçmamız lazım. Eşyalı gelmemin nedeni de bir nedeni de buydu. Çünkü kaçabilmemiz gerekiyor. Güçlü gelip saldıracaklar. Yarasa yok olursa 7 tane tüyüm var şu an. Şimdi bunları hızlıca alacağız. Şöyle bakayım, ikisine de aynı oranda vuracağım için 65'i geçersem ama 80'i geçemezsem öndekini alırım diyordum. Olmadı. Bununla da şöyle bir bakayım. Yüksek bir şey yakalarsak. Devam. Bir tur daha. Şimdi bu tehlikeli. Tabii ben yine seçili tutayım ki takip edeyim. Alttan hasar diyorum ama ıskaladık. Tam bu 31 bir vursun öndekine. Bunda can doldurma da var. Arkadakinde ama kendine dolduruyor. Ekstra biz ıskalamasak iyi olacak ama maalesef ıskalıyoruz. Yarasanın da canı azaldı. Bir tane daha 35 tam. Şu öndekini bir alsın. Bu gitti. Yarasayı yok etmeden halledebilirsek iyi olacak. 60 oldu. Şimdi 6 ile çarpıyoruz 135. Güzel. Bizim kendimiz için can doldurma açısından yüksek değerlere ulaşıyor olmamız avantaj. Bir tane daha var ama şimdi onu yakalamakla uğraşabiliriz bir parça. Baktık ki zorluyor, hemen kaçarız. Şimdi 45 oldu. 5 kalıyor. Onu vurayım. Tam öndekini de azaltmaya çalışayım yarasayla. 24, 33, 44. Biraz daha zorlasak 60'a gelir miyiz? 60'a gelseydik direkt yok edip bir sonraki tura geçerdik ama şimdi kaç doldurdu? 13'e çıkardı. Ben öndekini bir almaya çalışayım. 78, tamam. Şimdi yarasayla bize de zar parçası çıkardık. Güzel. Yarasayla bakayım yapabilecek miyiz? 4. Burada 2 bırakacağım. Bir sonraki tur benim ama çok yüksek vurabilirim. Can doldurdu, iyi. 9. Bir kere daha. 4 kaldı. Böyle bırakalım. Yarasa tamamlarsa. Güzel. 6 attı. Bir tane daha yakalamış olacağız. Eğer yakalama zarıyla işi bitirebilirsek. Aa, bu arada arkadaşlar bizim ilk yakaladığımız şey değilmiş. Normal değilmiş. Bakın o iki katı 120 idi. O ben onu normal sandım. Normal değilmiş. 60'lık geldi. Bakın bu normal. İkincisi normal. İlki şeymiş. Devasa olanlardan, nadirlerdenmiş. Ama rahat yakalarız diye düşünüyorum. Bakın bir sürü zarımız daha atmadan yakalamış olduk. Güzel ama iki tane yakalamış olduk. Hemen patron 170'miş. Bunu almaya çalışalım hızlıca. %250 diyor zaten. %150 fazla vuruyoruz. Şimdi 115'i bir vuralım. Yarasanın bir tur dayanması lazım. 21 canı var. 55 çıkarmayı denesin diyecektim ama daha kısarda patladı. Yarasayı hiç kalk demeyeceğim. Tüy harcamayacağım buraya. 55 çıkarabilirsen bitiyor zaten. 80 oldu. Güzel. Şimdi iki tane yakalamış olduk bir seferde. Üstelik biri nadir oldu. Burada artık altın harcayabiliriz. Şu an altın biriktirmiyoruz. Mesela diyelim ki sağdan üçüncüyü açacak olsaydım. Kaçıncı da gidecek bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitmedi. Madem gitmedi açalım. Bakın burada 1307 altın varmış. 380 harcadık. İşte 1000'e yakın bize kaldı. Görevlerimizde nadir yaratık bir tane şimdi yakalamış olduk. Toplamda 6 tane yakalamışım. 16 kaldı. Burada yakala dediği arkadaşlar yakalama zarıyla ele geçirmek değil. Ondan önce ele yani tutmak için hamle yapmak. Orada yakalamak. Orada yakalıyorsunuz sonra ele geçirmeye çalışıyorsunuz. İlk kısmını kastediyor. Çift at diyor. 6 tane atmışız. Bir de nadir yaratıkları yok et diyor şehir meydanında. Ona da gideriz sonra zaten. Yeni karşılaştığımız yaratıklar. Evet, yakaladık 2 tane de çok güzel. Bir de zar parçası bulduk. Şimdi bir dönelim. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle. İkisi de aslında aynı. Gördüğünüz gibi bakın temellerine bakın. İkisinde de potion ol diyor.
Yani herkesi zehirliyor ama 2x falan demiyor. Bunlar tekli. Şimdi biz bunun ikisini birden kullanmayacağız tabii. Şöyle arkadakini göndereceğiz. Neden? Bunun DNA'sını alacağız. Maksimum seviyesini arttıracağız. Yani bize aslında şimdi C'ye yükselecek. Demek ki B'ye, A'ya ve süpere yükselmek için 3 tane daha gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Biz bunda kaça kadar çıkmamız bize yetiyor. Mesela atıyorum bundan bir tane daha ya da iki tane zar daha bulursak belli bir seviyede o bize yeter. Ama şimdi hazır yakalıyorken biz 3 tane daha yakalayalım. Bunların sonra da bırakalım işte şunları. Şimdi mesela bir tanesini hemen bırakalım. Sonra daha güçlüsünü bulduğumuz zaman şu an kullandığımızı, geliştirdiğimizi bırakabiliriz. Hemen bu arada tamam. Şimdi şunların tekini bırakacağız. Hemen şöyle aşağı gelelim. Şuradan giriyorum tabi biliyorsunuz. Özellikle. Evet, şu arkadakini seçiyorum ve onu bırak diyorum. Belki bize ekstra zar parçası falan da atar. Bakın tüy attı, zar parçası attı, altınlar attı. Hem de DNA'sını almış olduk. Şimdi gelelim yaratıklara. Şimdi onu bir an önce yükseltmek için önce buradan biraz DNA vererek kendisine hızlıca bir ondan sonra da kullanalım. Şimdi şöyle yapacağız. Yarasayı bırak diyelim. Şunu öne alacağım. Yarasayı arkaya atacağım. Her zaman önce zehir atayım gerektiğinde kullanabileyim. Şimdi buna gelelim. DNA'sına geçelim. Bir önce kendi DNA'sını az önce gönderdik. Bir limitini C kaliteye çıkardık. Sağ üst bakın yukarıda ortada. Maksimum da 20'ye çıktı şu an. Tamam. Şimdi bunu yedireceğiz. Şimdi bakalım hangisinden çok geliyor görelim. Kaktüs mü, yarasa mı yoksa diğerleri mi? Mesela şu toksik blob zaten zehirli olduğu için belki çok daha fazla verir. Önce bir yarasadan verelim bakalım. 39 tane vardı. Bakın bayağı gidiyor şu an ama ilk seviye olduğu için hızlı gidiyor tabii. Biraz yükselsin farka bakacağız. Evet şimdi biraz böyle hani oyuna girmeden yapıyoruz. Biraz da girip iksir falan alıp hızlı seviye atlatabiliriz. Bir an önce tariflerini de açmak istiyoruz. Topluca saldırabilelim. İki tane birden almış olmak iyi oldu aslında. Şimdi bir seviye daha atlasın. Şimdi farka bakacağız. Şimdi mesela bakın 4 seviyede bir tane yarasa yedirince şöyle bir miktar gitti. Bir tane kaktüs yedirince yine eşit miktar neredeyse ama bakın bu blok belki çoktur. Bakayım. Yo, o da hatta. Henman bakalım. O Henman çok veriyormuş. Demek ki bunlardan yakalayıp buna asıl ondan vermek lazım. Buzo'ya bakalım. Bir tane de buzomuz vardı. Gerçi buna tam net bakamadık ama. Şimdi seviye 5 yaptık. Bir dönüp bakalım. Mesela bakın bir tane zar slotu açıldı. Diğeri 20'de açılıyor. Öteki 30'da açılıyor. Tarifler 10'da açılıyormuş. 10'da bakayım. 10, 15, 20. Şimdi 3 tane yer daha açılacak. 20'de bir slot daha açılacak. Tariflere bakalım. Birincisi 106'ını aldık. Bakın tümüne zehirleme zarı. Bakın ikinci bir tanesini yapabiliyoruz. Ama 4 tane sıradan istiyor. Biz bunları birazdan yakala bırak yaparak 4'e çıkaracağız. Hemen onu kullanmaya başlayacağız. Bir diğeri neymiş ona da bakalım. Bu da parti can doldurması. Buna gerek görmüyorum. Zehirle biz zaten halledebiliriz bunu. Şimdi bir diğeri kaçta açılıyordu? 10'da. 15 ve 20'de de gelecek. 20'ye kadar çıkarabilseydik aslında direkt buradan iyi olurdu ama şuradan bakayım birkaç tane daha yedirebilir miyiz? Biz bunu en iyisi savaşta halledelim. Ya da olmazsa kayıt dışı yaparım. Şimdi bir 6'ya çıkarayım bari. Şöyle. Tamam. Şimdi bize bir kaç tane yakalama zarı? 4 tane lazımdı değil mi? Evet, 4 tane lazım ama 3 tane eksik. 3 tane lazım yani pardon. 3 tane lazım. Hemen gidip yakala bırak yapacağız. Bu da yanımızda olsun. Seviye atlasın. Şöyle. Hatta bakayım bir. Bu şekilde yakala bırak yaparsam eşyalarım varken nasıl olur merak ettim.
Bir bakalım. Zor olur çünkü böyle genelde ıskalarsınız. Bir deneyelim. Tabii çok kişi gitmemek lazım bu yakala bırak olayına. Şöyle yapalım. Ben buna 3 tane bir sıradan zar parçası yakalayayım. Ondan sonra yanımdan alayım. Bunu da seç. Çıkar. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şunları çıkar. Çünkü bu şekilde gidersem tek başıma yakalamam. Zor. Tabi bunlar da sizi sıkmayacağım. Sadece yine bir tane göstereceğim. Sonra durdurup ben o 3 taneyi toplayıp hemen size döneceğim. Şöyle yapacağım. Önce normal tek başıma gireceğim. Yakalama aletini 250 altına kiralayacağız. Artı 5. Bunları yakalamak aslında zor değil. Mesela bakın 10 diyor. Kaç attım? 3. Burada 3 katı gelir mi? Gelmedi. 2. Hemen 4. Bir tur bekliyorum. Tamam, şimdi 6 geldi ve direkt bu yakalandı. Hemen bir tane daha yakalayalım hızlıca. Bu 362 çokmuş. Böyle bir şey geldiği zaman yanımda eşyalarım da olmadığı için hiç uğraşmaya gerek yok. Tekrar başlat diyorum bu kısmı. Nadir geldi bu sefer bakın çünkü. 5 geldi. 3 katı gelirse olur. 2 katı gelir mi? Bakın 5 kaldı. 4 geldi. 2 katı olur mu? Olmadı. O zaman vuralım bir tur sonra. Bir dışında bir şey geldiğinde direkt olacak zaten. Evet, oldu. Şimdi bakalım. Evet, hemen bakıyoruz. 4 geldi. 3 katı gelir mi? Gelmedi. 2 katı geldi. Hemen bir tur vuralım. Bir tur bekleyelim. 2 geldi ve bu da tamam. Şimdi bize 30 canlı eğer patron gelirse hızlı biter. Yüksek gelirse de bakın yüksek geldi 297. Şöyle yapıyorum. Şurada değeri 30'u görene kadar temel değeri. Gerçi şu an fazlasını yapamıyorum. Direkt düşünmeden basıyorum. 30'u görünce de katlamalara bakıyorum. Eğer şöyle 4 katı ya da 6 katı gelirse bir daha basıyorum. Gelmezse de böyle vuruyorum direkt. Bu biraz vakit alıyor işte. Çünkü eşyamız yok ama şu karakterin ikinci zarını da açıp yanımıza bir alalım. Ondan sonra işimiz rahat olacak kısmetse. Az kaldı son 3 tane zar parçasına ihtiyacımız var ve bitiyor kısmetse. Ondan sonra daha rahat olacak bu karakterimiz. Şöyle 72'yi vuralım. 195 kaldı. 26, 32, 50. Şimdi bakıyorum 3 katı geldi. O yüzden direkt vuruyorum. 145 kaldı. İşte biraz uğraştırıyor size. Ama yanınızda tüy olsun mutlaka. Olur da çok zayıflarsanız kaldırmak için. Ama fark etmez baştan başlarım diyorsanız da sizin tercihiniz tabii. 111 kaldı. İşte 30 canlısı gelse daha rahat olacak ama o da işte kesin değil. Geliyor, gelmiyor. Bir kere ıskaladık. 14, 18, 33. Şimdi bakalım. 6 geldi. 69'a çıktık. Direkt bunu vuralım. 42 kaldı. Bu sefer 42 çıkarmayı deneyeceğim. Şöyle. 30'a gelirsem 42'ye zorlayacağım. 20, 30, 40, 50. Güzel. Şimdi bakın bu kısmı geçtik. İki tane yakalamış olduk. Tabii kendiliğinden sandıktan da bulursak ekstra olur. Tamam, buradan 266'ın çıktı. Hızlıca geç diyorum. Bakın bu sefer zar altın harcamadım sandıklara. Şimdi bu kısmı hızlı geçiyoruz. Şimdi yakaladıklarımızı bir hızlıca bunları bırak diyeceğiz. Şöyle yapacağım yine. Şuradan seçeceğim. Evet, kaktüs bırak diyelim hemen. Bundan çıkmadı. Yarasa bu yeni yakaladığımız seviyesi var. Bundan tüy çıktı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ben yakala bırak yaparak bir tamamlayayım 3 taneyi hemen size döneceğim. Sizin için anlık değişim olacak. Evet arkadaşlar tamamladık. Hatta fazlasını bile tamamladık. Öncelikle bunun zarını halledelim. 4 tane gerekiyordu. 6 tane var.
İki tane de nadir gerekiyordu. 10 tane var zaten burada. Bunu hemen üretelim. İki tane de fazlamız var. Onu da kullanacağız şimdi. Evet bakın şimdi bunlar eşleştiği zaman bunlar şimdi toplu zar ama normal zar gibi düşünün. Sadece zehirli. Bunlar mesela atıyorum 2 tane 6 attınız. 6 artı 6 12 çarpı 2 yapacak normal zar olduğu için. Katlanmış özel zarlar olsaydı 5 ile çarpacaktı. 2 ile çarpacak 24 zehir olacak direkt. İşte bundan üçüncü bir tane yakalarsak da bunların hepsini top yaptığınız zehiri direkt hepsine eşit miktarda kaç yaptıysanız örneğin 24 yaptınız hepsine 24 24 gidecek. O yüzden avantajlı tabi bundan daha güçlü olanı yakaladığımızda kendi direkt katlanmış zarıyla gelene eşyalar da eklediğimizde çok daha etkili olacak. O yüzden eşya kısmına hatta önce bizim karakteri artık geçebiliriz. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim karakterde eşya şimdilik bir süre olmaması lazım. Hatta şöyle yapalım. Karakterimize eşya takalım. Biraz bizim yaratın seviyesini bir hızlıca yükseltelim. Sonra da diğer kendi türünden olanları yakalamaya gideceğiz. Zaten o 20 olana kadar bizim kasabiliriz onu. Ondan sonra yeni seviyeler için mecbur DNA gerekecek. Şimdi bizim karakter için şöyle bir sırayla yüzüğümüzü takalım. Şimdi hızlıca birkaç seviye atlatalım. Belki deneyim iksiri de alırız. Şimdi şöyle sıradan gidelim. Bu %5'lik de bunlar. Bu %30 suydu. Şöyle zehir için bakın %40'lı bir kuru kafa çıktı az önce. Çok güzel oldu. Şu tacı takalım. %15 ama önce şeyi takayım. Şu kafayı %30'lu öne takayım. Tacı takalım. Tamam. Bir tane de bize bu pizzada %10 zehir ekleyecek. Ekstra onu güçlendireceğiz. Şu yüzüğü takalım %5. Daha iyi bir şey bulana kadar. Normalde %15 altında ve eksi özellikli nesneleri genelde tutmayacağım. Zaten altın yüzüklerden biriktirebilirsek %100'den zaten güçlü olacak. Şimdi bu kısmı hızlı geçeceğimiz için yaratığı geliştirmek için. Kendisini buraya koyalım. Yarasamızı da yanımıza alalım. O da seviye atlasın. Şimdi buna da zehirli şeyleri takalım. Mesela şu kuru kafayı bu bir alsın. Buradan arttırsın. Vereceği hasar bir de %40 artacak. Tabi diğer eşyaları da şimdi takınca. Şu da mesela %10. Tamam. Şimdi %50 de buradan ekstrası oldu. Şimdi bir sonraki 20'de açılıyor. Burada da 10, 15 ve 20'de diğerleri açılacak. Evet, şimdi bunu hızlıca bir seviye atlatalım. Açmadığımız yerlere gidelim. Mesela Thurston Moor. Buraya gidelim. Buraya bir yapalım hızlıca. Hatta görevimiz neydi? Göreve gidelim. Görevi yapalım. Oraları yine açarız. Nadir yaratık yok ediyor. Şimdi nadir bulmakla uğraşmayalım. O yüzden biz direkt o açmadığımız yerleri açalım. Bir an önce açılsın. Hem de yeni gelecek karakterler varsa onları da çağıralım. Thurston Moor. Burada tabii bakın deneyim iksiri. Birincisi 150 altına %150'lik bir artış. Bunu aldık. Hemen ikincisi 400'e. Bu sefer 150 vermiştik. Şimdi 400 veriyoruz. Yani 550 vermiş olduk. %200 oldu. Bir tane daha. 900 daha yani 1400 altın vermiş oluyorsunuz. %300'e çıkarıyorsunuz. Şimdi ben böyle aldım. Yeni olduğu için de 150 de kalkana vereceğim. Olur da ölürse diye. Tüyümüz var. Biz onu tutarız. O yüzden hiç harcamayayım diğerlerine. Bu şekilde gireceğiz. Deneyim odaklanmasını alacağım. Bu odaklanma sadece en düşük seviyeye verdiği için doğrudan ona verecek. Şimdi hazırız. Ben yarasa daha yüksek seviyedir diye hatırladığım için öyle yaptım ama bakalım şimdi. Direkt 110 can görüyorsunuz. Hemen bunları seri bir şekilde almaya çalışacağım. Şöyle. Bakayım %325 diyor. Bakın. Şöyle 39. Tamam. Önemli değil. Zehirle gidelim. Şöyle mesela bakın 30. Şimdi böyle bakayım. Bunlara karşı hep normal değerde vuracağım diyor. Bizim kendi artışı olacak tabi de burada göstermiyor onu. Zehir olduğunu da göstermiyor.
Atarken bakacağız. 45. Öndekileri alıyor, arkadakini alıyor. Bunu atalım. İkinci turda yarısı kadar bırakacak zaten. Böyle atalım. Bakın kaç attı? 45 attı. Bu değerini şu an elinizdeki miktardan hesaplıyorsunuz. Onu da size göstereceğim. Şimdi 45'ten kaç kalıyor buraya? 25 kalıyor. Bir 25 çıkarıyorum bakayım. 27. Tamam, ortadakine vurunca hepsi gidiyor. Bakın buraya da hızlı geçmiş oluyoruz. Şöyle. Ve zehirden artanlar hep can olarak dönüyor bize. Bir tane daha varmış bizim yaratıktan ama yakalamayacağız şu an. 185 varmış öndekinde. Ona bakayım, yüksek vurmaya çalışalım. 40 oldu. 60. Şu 635 çıktı artık. Onu bir vuralım. 50, bu da 50'ye düştü. Bunun normal değeri 50'ydi arkadaşlar, Boggling. Ben oradaki ilk 65'i görünce bir şaşırdım, orada normal geldi. Şimdi bakın ben zarı atalım 3 attım ama bakın 6 zehir çıkardı. Yani %100 arttırdı. 7 yaptım, 13 yaptı. Tabii o virgülden dolayı bir düşürmüş olabilir, aşağı yuvarlayıp. Zehir atamadık. Ama ben 50'yi bulabilirsem arkadakini alacaktım ama olmadı, çünkü topluca o da bize zehir atabilir. Can da basıyormuş, bu önemli değil. Bakın zehir attı. Ben şimdi güçlü bir şey yapıp onu alabilir miyim, bakacağım. 52. Tamam, 52, onu alalım. Ekstra zehir güçlü vurabilirsem aslında can doldururuz. 27, 43. Bir tane daha dedim, zorlayayım, olmadı. 35 çıkarırsam arkadakini alalım. Olmadı, devam. Şimdi biz eşyayla aslında güçlü vuruyoruz ama bunlar tabii daha etkili şeyler lazım. Iskalıyoruz çok fazla olduğu için tabii böyle elimizde. Bir 35'i geçer mi? 34, 43. Arkadakini alalım. Şimdi bakın bizlerin canı biraz azaldı. Burada güçlü bir zehir atabilirsem işimize yarayacak. 55. Canını tekrar dolduruyor. Şu zehri atamadık bir türlü. Bakın hep ıskalama geliyor bu ara. Şu 36 bir vur bakalım. Zayıflatmış olalım. Evet, kimi gönderdin? Bakın zehirli yaratığımızı gönderdi. Biz onu gönderme diyeceğiz tabii. Çünkü seviye atlatmak istiyoruz. 50 canla geri geldi. Şey açısından kötü oluyor işte. Tüy gidiyor. Ben işte bu kadar ıskalayacağımızı hesap etmemiştim. 105 oldu. 6 kat 195'e çıktı. Alalım direkt. Tabii zehirli alırsam canını dolduracağım. Dolduramıyorum. Normal saldırıyla can kim yaptıysa ona gidiyor. Bakın şu arkadaki yaratık. Şimdi size yavaşlatıp göstereyim çekirdeğini. O güçlü bir yaratık. Onu bulmamız iyi oldu. Buradaymış. Gerçi ben yerini biliyordum ama burada buluyor olmamız güzel. Şimdi 38. O biraz daha çıksaydım vuracaktım. 45'te kaldı. Şimdi öndeki neyse, yine ıskaladı. Biraz daha böyle dikkat etmek gerekiyor. Aslında işte eşyalarını güçlendiriyoruz ama biraz daha etkilemek gerekiyor. Belki ekstra bir zar daha. Bakın bu da alan vuruyor. Çekirdeği güçlü. Ve bunun çekirdeği arkadaşlar 3x. Yani 3'e katlanmış. 1 attığınızda 3 sayıyor. 6 attığınızda 18 sayıyor. Çok güçlü. O yüzden onu yakalamamız gerekiyor. Yerini bulduk. Daha sonra yakalamaya geleceğiz. Bizim Boggling'i biraz yükseltebilirsek güzel olacak. Şu an kaç vuruyoruz? 127. İkisine de 165, arkadakine vuralım. 35'i kaldı. 17. Zehir atamadım ama 35'i çıkarabilirsem, çıkaramadım. Bir kere daha onu attırmayacaktım. Şimdi hızlandıralım. Bakın 90, 106 bir anda hızlandı. Yarasayı alacağım diyor. Tamam, yarasayı al diyelim. Yok, Boklink kalmalı çünkü seviye atlatmam lazım. 32. Kaç vuruyoruz şu an? 104. Ekstra can doldurur bana. Onu alalım.
Zehir atamadık. Zehir atamayınca can dolduramadık. Sorun oldu. Bakın zehir atamadık bir türlü. Sürekli ıska geçti. 15. 3 kaldı. Şöyle vurayım. Bir tur da zehir yüklü atabilirsek. Bakayım deneyeceğim tekrar. En azından can doldurmak için. 42. Biraz daha. 53. Vuralım. En azından o 50'yi dağıtacak iki tarafa. 25-25 falan. Canları verecek. Şimdi bu 250. Buna güçlü vurabilecek miyim bakalım. 32. Bakıyorum. 6 ile çarpacaktı ama ıskaladık. 18. Orası da ıskaladı. 30'dan sonrasını yine temel olarak 30'u bulunca katlama zarına bakıyorum. 33 mesela şu an bakıyorum. 4 çıktı. Atıyorum. 57. 6. Tabii 57 dediğim aslında 100 küsür. Normal değeri. Ben temel değerine bakıyorum en son. Şimdi 65'i buldum. Bunu vuralım. Üstüne ekleyebiliyoruz zehir. Bizim zehir karakterinin 2 canı kaldı ve üstünde 4 zehir var. Yani şimdiki tur yaratığı alırsam tüy harcamayız. Alamazsam harcamak zorunda kalacağız. Maalesef oradan alamadım. Zehirden görebilir miyim acaba? 64. Bunu vurayım ben. Bir tüy daha harcayalım. Hemen kullandık. Şimdi orada üzerinde 36 zehir var. 104'te canı var. Ben yine normal gidiyorum. Bakın 28, 32, 36, 44. Şimdi bakıyorum. 4 çıktı. Bir kere daha 64. Bu aslında 160 vuruyor. Şu an işi bitti. Tamam işte. En azından şu an deneyimini alacak. Biraz tüye mal oldu ama şuradan da bir kutu aç diyelim. Şöyle bir komp yani tarak çıktı sanırım. Komp tarak herhalde demek bilemiyorum. Bakalım ne kadar deneyim geldi kendisine. Yeni karşılaştıklarımız. Evet bakın shoulder bize lazım. Ya da shoulder diyelim. Bakın 2, 3, 3,5 seviye neredeyse doldurdu. Güzel. Evet tekrar bir kayıt alıyor kendisi bizim için. Şimdi durumuna bir bakalım. Kendisi 9 seviye olmuş. Onda bir tane daha açacak. Onda da bu zardan var mı? Olsa biz burayı 20 yapmadan bu slotu açamıyoruz malum. Ama gördüğünüz gibi yavaş yavaş hallediyoruz. Güçlendiriyoruz. Şimdi bir kısım daha deneyelim bölümü. Ondan sonra bitiririz. Bir sonraki bölüme de arkadaşlar ben bunu hazırlamış olurum. Kısmetse belki ekstra bir şey yaparsam da size anlatırım zaten. Şimdi normal bir kere daha girelim. Altın yine harcayacağım sorun etmeden. Deneyimleri al diyorum. Şöyle. Güzel. Bir de en alttaki seviyeye odaklan diyeceğim ama seviye farkı kaç oldu bilmiyorum. Biz odaklan diyelim. Yarasanın ölmesine izin veririz olmazsa. Ya da yarasaya gider deneyim. Şimdi bakayım görebiliyor muyum? Buradan göremiyoruz. Tamam 3'ü de 70. Ben şimdi şöyle güçlü bir şey deneyeyim yine. 8, 58, 78. Birini alıyoruz direkt. Evet, buradan bakalım. 4. Şöyle 50'yi geçince atsam iyi olur. Bir sonraki tura zaten işleri bitiyor. Kalan zehirle. Bir tanesini daha alabiliyoruz yarasayla. Yok. Ha, tamam zehirle alıyorum. Tamam o kaçırdı. Bu tur gidiyor zaten. Ben buna fazlaca vurmayı deneyebilirim ama bakayım hepsinin canı tamam sanırım. Direkt vur geç yapalım o zaman. Ya da üzerine zehir de ekleyebilir. Ekstra zehirle. Gruba can dağıtabilirsiniz. Şimdi burada 80, 120 var, 150 var. Tipleri tam görünmüyor. Akşam güneşine denk gelmiş bu. 58. Şimdi bu 58'den kaç vuruyoruz bakayım. Bakın arkadaki fiziksel, ortadaki mesela ateş 145 vuruyoruz. %2, 150 diyor. Ama sondaki %325'ten 188 vuruyorum. Hemen onu bir alalım. Güzel.
Şimdi 80, öndeki 150'ymiş, dikkat etmedim. Neyse. 55, bunu bir atalım. Şimdi 25 vurabilirsem arkadakine vuracağım. 24 olmadı, patladı. Zehri yiyince tipleri ortaya çıktı bakın. Zehirden renkleri değişiyor ya. O yüzden gölgeden çıkıp görünür hale geldiler. Bu arada bakın iyice zayıflattılar yine. Zayıfken, seviyesi düşükken hayatta tutmak zor. Tüy lazım. 42, bunu da atalım üstüne. Tamam, şimdi arkadaki gidecek. 64 canı var. Öndeki 64 zehir var ama 112 diyor. 50 eklesek 114 eder. Demek ki 48 çıkarmam lazım. Deneyeceğim. Çıkarsa direkt bitiririz. 45, 49, tamam. Evet, ikisi de geçti direkt. Tabii ekstra zehir verme şansım olsaydı can doldururduk. Olmadı. Öndekiler 70, arkadaki 120. Biraz güçlü bir vuruş yapabilirsek, arkadakini alabilirsek. Olmadı. Burada bir 70'i çıkarabilir miyim acaba, zorlasam? 72, güzel. En azından öndeki ikisi bitti. Arkadakine yarasayla biraz hasar vermeye çalışalım. Zayıflatmış oluruz. 33 vuralım. 87, 72 de oradan vuruyoruz. Zaten zehirden gidiyor bu tur. Ama ben bakayım, alabiliyorsam direkt alalım. Aslında zehir için biraz zehir yüklemeyi deneyebilirdik. Zaten nasıl olsa gidecek diye. Ona dikkat etmedik. Burada yüksek bir şey vurmam lazım. 285 canı var. Yine aynı mantıkta gidiyorum. Direkt vuruyorum 80. 205 kaldı. Zehir atabilir miyim ekstra, bakalım. Olmadı. Yarasa bir bakalım ne yapacak. Olmadı. Devam. O şimdiden direkt bakın 364 hasara çıktı. Direkt bizim yaratığa gitti. Onu yanlışlıkla bırak dedim. Maalesef yanlış tuşa bastım. Neyse, önemli değil. Bu deneyimde yarasaya gitmiş olur. Dikkatsizlik ettik. Yanlışlıkla gönderdim. Ben onu kayıt dışında seviyesini yükseltirim arkadaşlar. %10 kaldı. Ekstra vurabilecek miyim bakayım yarasayla. Hatta haritaları da böyle hızlıca açabilirim. Yani size de sonraki kısımda, bölümde bahsedebilirim. Yarasayı da gönderdiğim, o zaman bütün deneyimi kendim alayım. Şimdi bakalım. 80 vuruyoruz. 110 kalmış. Onu da vuralım. 30 kalıyor. Daha güçlü bir kombinasyon yapmak gerekiyor yani. Şu anda bunu da hallettik. Bütün deneyimi de kendimiz alacağız. Çünkü kalkan almadık. Buradan da şöyle rastgele direkt seçleyeceğim. Bir tane kolye çıktı ama bu sanırım satacağız onu. Deneyimimizi alalım. Destructure, Hotspot, Combo Store. Evet, bize gelecek. Tamam. Ama çok fazla deneyim almadık. Bu da herhalde seviyemizden dolayı. 17 seviye olduğumuz için. Evet, böyle devam edecek. Şimdilik arkadaşlar bunu böyle geliştireceğiz. Hazırlayacağız. Güzel sağlam eşyalar da bulursak işe yarayacak. Bölümleri de açmaya çalışacağım. Sonra da yavaş yavaş takımı güçlendirip ekstra diğer yaratıklar da elde edebilirsek, örneğin o saldırı yakalayabilirsek, ekstra yanına da güzel bir şeyler yakalayabilirsek, çok oyunculuk kısımda daha avantajlı şekilde oynamaya başladı. Ama şimdiden güzel alan zehri atan bir yaratığımız oldu. Yalnız etkisi biraz düşük şu an. İnşallah daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek olmak isterseniz yapacağınızı biliyorsunuz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.